tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Mediamarkt'ta Game Night devam ediyor ve Doğu Yakası'nı konuşacağız. Doğu Yakası'nda da yani sakatlandı, bir yok almıştı. <laughs> Trey Young'dan sonra o da sakatlandı ve e, beklendiği kadar kötü değil ama ciddi bir sakatlık gibi gözüküyor. Yani bu seriyi kapattı gibi gözüküyor. Ona rağmen Milwaukee dün gece oynanan karşılaşmayı kazandı ve 3-2 öne geçti seride. Ya şimdi e, bir sağlık açısından bakmak lazım. Yani son iki maç toparladı ama sadece üçlük atıyor. E, Bogdan dizi sakat. Mecburen oyna, oynuyor. DeAndre Hunter yok. E, tamam öbür tarafta da eee Vincenzo yok. Defense, Di Vincenzo Hı. yok. Ama yani Kapela e, maç saatinde belli oldu oynayıp oynamayacağı. Yani şimdi Atlanta'da öyle <laughs> <laughs> tekerlekler hafif hava kaçırıyor değil şey mi? Şey değil yani. <laughs> ha, öbür taraftan baktığın zaman e, kesinlikle Holiday ile şeyin hakkını vermek lazım. Middleton. Brook Lopez de ee, maç oynadı. Ona ayrıca geleceğim. <laughs> Çünkü ikisi de bu sezon sadece beşinci kez aynı maç 25 sayıyı geçtiler. Bu maçların dördünde yani evet. siyah yok. Ya da sakat. Yani. Ee, Lopez'i bir space provider olarak kullanırken ikili oyunlarda yani biraz net yıllarına döndüler. Ikili oyun altı tane falan ikili oyundan smaç yaptı. Ee, Üçlük atmadan bu kadar sayı atması zaten. Onun ço çoğu çok kolaydı yani. yani i̇şte evet. E, Atlanta'nın kazandığı dördüncü maçta e, maç boyunca. Boyalı alandan 44 sayı yemiş Atlanta. Bu maç ilk yarı 44 sayı yedi. Burada da Budnozer biraz övgü hak ediyor mu? Hep eleştiriyorduk oyun planı, oyun planı, oyun planı diye. Yani hak ediyor ama şöyle söylemek lazım. Tamam. Yani 2 kere MVP oldu. Hiç kimse bir şey demiyor. Ama Milwaukee biraz Yannis'i belli bir süre yokluğunu kaldıracak şekilde inşa evet. edilmiş. Yani işte Middleton dedik, Holiday dedik. Evet. E, Atlanta öyle değil. Yani Atlanta hele ikinci oyuna yön veren bir Bogdan'ın bir bacakla oynadığı bir dizi şey, seride e, Trae şey, Young yok çok çok önemli. O açıdan ikisi biraz farklı. Zaten seri başlamadan önce Milwaukee'nin bir fizik üstünlüğü olduğunu Kesin. söylemiştik. Bu maçta yani yokluğunda bu Baden Budun Hazır çok iyi yaptı ve herhalde eski bir Nets maçına denk geldi. <laughs> Brook Lopez'in üçcü olmadan önce nasıl oynadığını <laughs> hatırladı, baktı. hatırladı, gördü. Ama yani eğer Treyan oynamazsa yani Kapela da ne zaman toparlayacak belli değil. Atlanta'nın işi çok zor çünkü hakikaten Middleton ve Drew Holiday Antetokounmpo'nun olmadığı bir sahada iki Batman, şey iki Robin olabiliyorlar. Oluyorlar. E i̇ki Robin de bir Batman bir Robin kadar iyi olmasa da tek Robin'den çok daha iyi. Kesinlikle, kesinlikle. Burada Milwaukee'nin şansı tabii Atlanta ile oynuyor olmaları. Yani yani sakatlandığında yani sakatlandığında karşılarındaki takımın e, Atlanta oluyor olması sonuç olarak kadro yapılanmasını övdük. Çok derin bir kadrosu var ama oyuna ben buradayım ve bu maçı kazanacağım de, diye diyecek bir süper yıldızın hala olmaması. Yani Trey Young olsa bile Trey Young bu playofflarda inanılmaz işler yaptı ve çok başarılı. Ama daha o kalbur üstü kendini kanıtlamış muazzam bir süper yıldızı olmadığından Atlanta'nın ben e, tam dişi, yani kıvamına göre rakip olduğunu düşünüyorum Milwaukee için. O açıdan Milwaukee'nin en büyük şansı o. Tren yangın olmaması, Capella'nın sakatlığı, Bogdan'ın sakatlığı zaten e, işin kreması haline geliyor. Çünkü Atlanta'nın... Deandre Hunter'ı da... tabii ki o yani belli bir süredir yok. E, o açıdan Atlanta hakikaten Müthiş başarılı bir sezon. Hala devam ediyor. Belli olmaz. Hakikaten Hiç belli bu sezon olmaz. NBA'de hiçbir şeyi tahmin etmek Hayır, bu, mümkün değil. Her mi? an biri sakatlanabiliyor. Böyle <laughs> şey demeyelim yani. Aynen öyle. Ama Middleton niye ostar olduğunu kanıtladı bu playoff'larda zaman zaman. Ve de hakikaten çok önemli. Tabii i̇kisi de şutu istikrarsız. Yoksa ikisi de şey oynuyor. Middleton'da e halıdaydı dün ilk defa işte ikisi aynı, aynı sayfada abi. olunca zaten e, yani siz maçı kazandılar ama çok önemli rahat olan kazandılar. Savunmayı da belli bir seviyenin üzerinde yapıyor olması ikisinin. Tamam. Yani Olday e, zaten çok iyi. Solday NBA'in bana sorarsanız en iyi guard savunmacı oyuncularından bir tanesi. E, nereye koyarsınız bilmiyorum ama en tepede kesinlikle geçer. E, Middleton da oyunun iki tarafında dengeli oynayan bir oyuncu. Yani hücumu da belli bir seviyenin üzerinde, savunması da o açıdan Milwaukee hala bana sorarsanız e, favori ve de bir sonraki tura zaten 3-2 yönde e, şu yakın taraf. Ha, finalde ne olur sorusu o ayrı bir soru. E, ama Buda da çok eleştirdik. Ben artık Netsim'e maçına mı denk geldi, neye denk geldi bilmiyorum. Ama farklı bir oyun koydu ortaya. Evet. Yani aynı reçete, Yanis yok, Yanis'in yerine şöyle olsun, aynı şeyi oynayalım demedi. E, buna da Karşı taraftan bir cevap gelmedi maç boyunca. Ee, orada da hep övdüğümüz koç e, Mac... Aa, Macmillan. Nate Milan'ı eleştirmek lazım. Çünkü aynı şekilde sayıları yediğin zaman Brook Lopez'den bunun bir önlemi olması gerekiyor. Yani Brook Lopez e, bu kadar sayı attığı zaman onu övüyoruz. Ama karşı tarafta da buna yani bir çözüm bulamayan... Altısı smaçtı. E, kaç? bir yerde 11'i e, yasak alandan e yani şimdi potanın altından yani e, hepsi pota altından yüzdeli sayılar. Çok güzel yani çok basit sayılar. O açıdan da e, coaching tarafında bu sefer hazır övgüyü hak etti bence. Evet. <laughs> Siz onu ya göndereceksiniz. Ya kaç sayıdır orada? yani tabii, tabii. iki kere lig MVP'si olmuş bir oyuncu ama neyse işte e, en azından o Hadi siz üçlükleri atın. Savunma felsefesinden bu sene vazgeçti Çünkü geçen sene e, çok canı yandı Çok da. canı yandı. Sonunda dersini aldı, öğrendi. Evet, yani orada e, tabii Holiday ve PJ takırın takıma eklenmesi de önemli evet, evet. Yani önemli çok iki fark hamle. etti. Çok fark etti. Ya zaten onlar da e, Budun Honor'a bir son şans vermek için kasayı boşalttılar. Aynen öyle. Yani orada herhalde Yanisin Budun Honor'lı olan bir ilişkisi mevcut Çünkü süper Yıldız hem yaniis kontratını uzattı ogulaları göndermediler hem de bütün her şeyi riske ettiler Yani herkes seni isterken Tamam bir geçmişi farklı Nijerya'dan çok fakir aile Yunanistan'a geliyor Yunanistan milli takımda oynayacaksın kabul edene kadar pasaport bile vermiyor Yani Aynen yok evet. öyle bir sanki her takım istiyordu her takım yer açıyordu ve Milwaukee. Yani Milwaukee'ye gittin mi sen hiç? Gitmedim. Bir sebebim olmadı gitmek için. <laughs> ya, e, ya Green Bay Packers taraftarı olsa? Tabii öyle bir şey de. lazım. Bir maça gitmek falan lazım. Yoksa... Ya yani. Biz e, Wisconsin-Illinois maçına gitmiştik birkaç kere. E, yani çok, çok küçük değil Çok mi? küçük yani. Öyle bir NBA yıldızını falan. Ha Ancak şu tam bir aile e, şeyi olacaksın. 3-4 çocuk böyle geniş ara... Ya da Wisconsin'ın olacaksın. <laughs> ya da Wisconsin'da olur Lebron James ama Wisconsin'lı bile yani... parayı görecek ama işte LeBron James Cleveland'da olmasa Cleveland Cavaliers'da ne işi var ikinci kere yani ilkinde hadi draft edildi de bir daha evet. geri dönmesi Gelmesi, mümkün değil gelmezdi ee, öyle bir olabilir anca bakalım ama e, finale çıkan isim kim olursa olsun benim favorim Batı'dan Sanz olacak katılır mısınız bilmiyorum yani eğer Milwaukee çıkarsa Holiday e, CP3 eşleşmesi güzel, güzel bir eşleşme, eşleşme olacak tabi Yanis'in sağlık durumu, ne, form olacak, durumu tabii. ne olacak? O ben Yanis'in olmayacağını düşünerek yapıyorum. Sen hiç mi oynamaz diye yani düşünüyorsun. ekranda gördüğüm sakatlığın ben ee, ekranda feci gözüküyor. İşte ya, yani feci birkaç feci haftadan gibi. önce iyileşebilecek bir sakatlık olduğuna inanmıyorum. Genelde böyle habersiz bıraktıklarında da işin görün işin kötü olduğu durumda Amerika'da genelde habersiz öyle. bırakıyorlar. Amerika'da biraz yani öyle, evet. yoksa finale yetişecek diye açıklarlardı gibi geliyor bana. Ee, o açıdan da yani siz bir Milwaukee'ye karşı artık işleyen bir sistem olan Phoenix'in daha bir adım önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani e, CP3'nin başına bir şey gelmezse tabii o başka yani, tabii. E, yani bu middleton eşleşmesi olacak orada. O da, da güzel eşleşme. O da güzel eşleşme. Yani, da güzel eşleşme. Ee, i̇yi bir seri olacak kesin. Önümüzdeki hafta onu da değerlendiriyor oluruz diyelim ve de coaching hareketliliğine geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.